Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'den Galatasaray'a övgü. Barça'nın eski yıldızı, şu sıralarda Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez Galatasaray hakkında, Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ama hala dağ gibi duruyorlar. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da acı çekecek ifadelerini kullandı. Liverpool ve Barcelona'nın eski starı Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, İspanyol As gazetesine Nou Camp'taki maçı değerlendirdi. Uruguaylı yıldız, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar. Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı. Dünya basınında gündem Galatasaray. Barcelona UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk müsabakasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Kritik müsabakanın son anlarında Buffett'in bir Gomis rakip fileleri havalandırdı ancak offside'a takılmıştı. Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında gösterdiği kusursuz performans dış basında geniş yankı buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Marca gazetesi Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu şeklinde başlık attı. Haberin detayında, Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Iñaki Peña golsüz sona eren maçta harika işler yaptı. Xavi'nin öğrencileri hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis seyircileri sessizliğe gömdü ancak offside bayrağı kalktı. Barcelona elinde kalan tek kulvarda şampiyonluğa ulaşmak için İstanbul'da kazanmak zorunda. ESPN. Barcelona'nın son 4 maçta görülen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Iñaki Peña Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça Ter Stegen'e rekabet etmek istiyorsa para harcamasına gerek yok. Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı. Mundo Deportivo. Barça'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontra ataklarla gole yaklaştı. Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Iñaki Peña harika bir performans gösterdi. El País. Barcelona uzun süredir Avrupa'da eski performansının uzağında. Xavi bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarı kendine gelse de beraberliği bozamadı. Barcelona şimdi çeyrek finale çıkmak için bekleyen Galatasaray'a karşı İstanbul'da kazanmak zorunda. Galatasaray golü de buluyordu ancak Kerim'in şutu Eric Garcia tarafından kurtarıldı. La Vanguardia. Xavi maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar. Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kaylar'ın için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kaylar'ın için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylar'ın için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kaylar'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kaylar'ın takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cimbom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kaylar'ın 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray sezonun 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta yine kazanamayan Sarı Kırmızılılar Konya'ya karşı etkisiz bir oyunla yenilerek Süper Lig'deki 28. maçında 11. mağlubiyetini aldı. Yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada Galatasaray Torrent yönetiminde bir kez daha acı kaybı tattı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Konyaspor karşısında aldığı yenilgiyle ilgili şunları söyledi. Torrent çok çalışıyoruz, meyvelerini de alıyoruz demişti. Kusura bakmasınlar, bu oyunla değil çalışmanın semeresini, eşeğin semerini alamazlar. Konya 3 yapsa maç sonu 6 olurdu. Sosyal medyada Torrent'e çaycı deniliyor. Ben bu adamı kıraathaneye bile almam. Fekuli'yi geçen hafta kaçıncı dakikada oyuna aldı? Bu bizi aptal mı sanıyor? Bu adam 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik adamsın. İfadelerini kullandı. Sizce Galatasaray, Barcelona ve Beşiktaş maçında nasıl bir performans sergileyecek? Galatasaray maalesef kaybeder diyenler videoyu beğensin. Kazanır ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da istifa sesleri. Göztepe ve Rizespor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Aslan, 4,5 ay sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma hedefini gerçekleştiremedi ve 35 puanda kaldı.